Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından söz konusu binaya ilişkin keşfe gidildi. Yapılmadığı iddia edilen kolonların yapıldığı tespit edildi, yerinde olduğu tespit edildi ve binanın ana taşıyıcı kolonu olan S11'in kesildiği burada tespit edildi. Hatta şöyle göstereyim, söz konusu raporun son sayfasını göstermek istiyorum. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan keşifte yapılmadığı iddia edilen kolonların yapıldığı ve yapılan bu kolonun daha sonra ana taşıyıcı kolon olan S11'in kesildiği tespit edildi. Hatta bu raporda söz konusu S11 kolonunun binanın ana taşıyıcı kolon olduğu ve bunun da kesildiği, bu nedenle de binanın yıkıldığı tespit edildi burada. Daha sonra Sayın Mahkemece dosya kül halinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden rapor yaklaşık bir hafta önce dosyaya girdi. Dosyada şöyle göstereyim. Az önceki bahsettiğim S11 kolonunun ortak heyetin görüşü neticesinde kesildiği tespit edilmiştir deniliyor. Sayın Mahkeme, kolon kesildiği sadece bu raporda değil, en az 5-6 raporda kolon kesildiği sabit olmasına rağmen kolon kesenleri tahliye etti. Bu celsede mahkemenin vermiş olduğu bu kararı halen anlamış değiliz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Furkan Apartmanı'nın 7. katında ikamet etmekteydim. Ailemle birlikte depreme maalesef evde yakalandık. Yani çok az bir zaman içinde binamız yıkıldı. Biz enkazdan çıkarıldık. İlk çıkanlardan biri de benim. Yani binanın kolonlarının eksik olmasını hepimiz biliyoruz, eksik olduğunu biliyoruz. Eksik olmasaydı bina bu şekilde kısa bir zaman içinde yıkılmayacağını herkes bilir. Canım yani bunlar 2 sene içinde tahliye olmasını hangi vicdana, hangi adalete, hangi kanuna sığdıracağımı bilmiyorum. Fakat netice itibariyle bu vicdansızların yapmış oldukları 3-5 kuruş menfaat uğruna kolon eksiltmelerinden kaynaklanan bir sebepten dolayı biz binanın yıkıldığına inanıyoruz. Sonrası itibariyle yapılmış olan bilirkişi raporlarında da buna yönelik tutanaklar tutulmuş olmasına rağmen tamamıyla enkaz kaldırıldıktan sonra ekstra tekrar raporlarla kolon eksiltmenin değil de farklı farklı raporlar alınaraktan şu anda içeride tutulması gereken insanların, canilerin dışarı bırakılması vicdanımıza çok büyük derin yaralar açtı. 9 tane yakınımı kaybettim. Kızım 7. gün enkazdan çok şükür sağ olarak kurtuldu. Bu kadar bilirkişi raporu, katil raporu hepsi geldi. Yani rapordan çelişen şeyler çok. Kolonun kesik olduğu yerler var. Bunlar hep tespit edilmiş. Ama niyeyse mahkeme böyle takdir etti. Yani biz de anlayamadık. Yani emin olun kimse de tahliye beklemiyordu. Dükkan sahipleri ise kolon kesmiş, üstüne yetinmemiş, 1+1 yapmış ve şu anda da 13-14 aydır tutuklu olmalarına rağmen şu an serbest bırakıldı. 5. celsede serbest bırakıldı.